Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Maykeci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videola karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinyalini beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bugün sizlere gerçekten güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Ama öncesinde vergi pozisyonu sezonda girmiş olduğumuz short pozisyonun detaylarını anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki sizlerden gelen mesajlarla birlikte hocam bunu detaylandırabilir misiniz diye bana sorular geldi. Tabii ki. Ee, şimdi tabii ki normalde vergi politesi evet çok ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketler geldiği zaman biz hemen takibe girdik. Yani bir trend çizgisi çekerek nerelerden dönebileceğini, neler yapabileceğini izlemeye başladık arkadaşlar. Öyle hemen pozisyonla rahatlamıyoruz. İlk önce takip ediyoruz. Tabii ki şunu öncelikle söylemek istiyorum sizlere. Normalde arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketler devam ederken benim yapmış olduğum analizlere ve takibe göre ortalama maksimum 3 gün sürüyor. Bu anlamsız piyasada 3 gün sürüyor arkadaşlar. Ama tabii ki bir boğa piyasasındaysak ciddi artı bir rally'nin içindeysek 4-5 gün sürüyor. Ama e, düzeltmenin gelmesi ortalama evet 4-5 gün sürüyor. Ama bu anlamsız piyasada yani maksimum 3 gün sürdüğünü ben gördüm arkadaşlar. Yani 2 gün de olabiliyor ama 2 gün sonunda da şöyle analizlerde alt time frame'lerde baktığımız zaman açıkçası e, formasyon aramaya başlıyoruz. Yani nedir? Ova formasyonu, ikili tepeler falan vesaire. Onları aramaya başlıyoruz ve sinyalini aldığımız zaman arkadaşlar oralarda artık dönüş çıtırdama gelmeye başlıyor. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Evet bakın normalde günlük zaman diline baktığımız zaman burada açıkçası bir düşüşün analizini yapmamız çok da fazla mümkün değil arkadaşlar. Ama şöyle 5 dakikalık timeframe'lere indiğimiz zaman, alt zaman dilimine indiğimiz zaman aslında burada analizimizi net bir şekilde yapabiliriz. Şimdi burada görüyorsunuz ben zaten takip ediyorum. Bakın trendimi çektim. Burada bir konsolidasyon oldu. Aşağı yönlü hareketler gelebilir mi diye. Evet burada ufak bir kar realizasyonu yaptık. Daha sonra karımızı aldık. Yukarı yönlü hareketler devam etmeye başladı. Tekrar takip ediyoruz. Trendimizin çıtırdama seslerini artık duymaya başlamıştık arkadaşlar. Bakın burada ufak bir aşağı salma operasyonu daha sonra hemen yukarı yönlü topladı. Daha sonra arkadaşlar tekrar bir aşağı salma operasyonu yukarı yönlü topladı. Aslında burada bir ufak bir short pozisyon denenebilir arkadaşlar. Yani en azından sert bir hareketi kaçırmamak adına burada ufak bir short pozisyon denenebilir. Çok az bir stop mesafesiyle bir şansımızı deneyebilirdik arkadaşlar. Yapmadık ama takip etmeye devam ettik ve yukarı yönlü hareketler devam etmeye başlayınca daha sonra tekrar bir kırılım geldi ve yukarı yönlü hareketler tekrar devam etmeye başladı. Trendin içine girebilecek mi diye takip ederken sert bir şekilde aşağı yönlü hareketler geldi. Şimdi evet burada artık net bir şekilde ilk sinyalimizi almış olduk. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir ikili tepe formasyonu kendini gösterdi. Hemen sizlere bunu çizelim. Daha görsel olarak da aklınızda kalsın. Birinci tepe ve ikinci tepe olarak burada arkadaşlar net bir şekilde ikil tepe formasyonu kendini gösterdi. Peki benim nelere dikkat etmem gerekiyor? İkil tepe formasyonu gördüm ama daha sonra neler olması gerekiyor? Şuradaki boyun çizgisinin hemen onu da alalım, çekelim. Arkadaşlar şurada bir boyun çizgisi var. Bu boyun çizgisinin kırılması gerekiyor. Burası sert bir şekilde gördüğünüz gibi kırıldı. Şurada biraz daha yaklaştırayım. Burada gördüğünüz net bir hacimli bir mumla burada breakout kırılımı kendini gösterdi. Evet ikili tepe formasyonu ve daha sonra bir breakout kırılımı ve aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğin sinyali net bir şekilde verildi. Tabii ki atladık. Short pozisyonu stop mesafemizi de koyduk. Boyun çizgisine stop olduk. O olduk? Evet sıkıntı yok. Çünkü yukarı yönlü hareketlerle stoplar, likidasyonlar her şey patlatıldı. Daha sonra yön tayin edildi. Arkadaşlar bakın şunu öncelikle söylemek istiyorum. Siz bir şeyi bir paritede veya bir yerde net bir şekilde sinyalini alıyorsanız bunu herkes görüyordur. Market maker da görüyordur. Ama Tabii ki bazen hani market maker'ın hani görü, akıllı paranın bunu görüyor olması yeterli olmuyor. Bazı ekstra olaylar da olması lazım. Ben çok gördüm. Buradan mesela kırılım noktası aşağı kadar şelale olduğunu çok gördüm. O yüzden bu net sinyali kaçırmamak adına burada bir short pozisyon açtık. Evet stop olduk. Hiç sorun yok. Daha sonra arkadaşlar şimdi şunu göstermek istiyorum ben size. Daha sonra bir düzeltme ve altın oranının altında da kapanış yapıldıktan sonra o zaman short pozisyona net bir şekilde girdik ve patlamadan 0.90'lara kadar kar realizasyonumuzu takip ettik. Şimdi burada bizim için arkadaşlar olması gereken bazı detaylar var. Bakın hemen kalemimi de fırçamı da alayım. Bakın burada görüyorsunuz yeni bir tepe ve yeni bir dip yapılıyor. Okey. Daha sonra yeni bir tepe yapılıyor. Bu yapılan tepe bir önceki tepenin üzerinde trend devam ediyor. Bunun sinyalini veriyor. Daha sonra bir yeni bir dip yapılıyor burada. Evet bir önceki dip seviyesinin üzerinde. Evet trendin devam edebileceğini hala sinyalini alıyorum arkadaşlar. Ve en sonunda buradaki yeni tepe bir önceki tepeyi geçemediği için burada ikili tepe formasyonu oluyor. Ve daha sonra net bir şekilde kırılım gelerek arkadaşlar bakın daha sonra net bir şekilde kırılım gelerek bir önceki şuradaki dip seviyenin altında kırılım yaptığı için Burada ben trendin sonlandığını net bir sinyalini alıyorum. Ama tabii ki dediğim gibi aşağı yönlü hareketler devam edebilir sert bir şekilde. Orada okeyiz. Yani orada bir sorun yok. Ama tabii ki bunun bir düzeltmesi olması gerekiyor. Ama ben buradaki aşağı yönlü şelaleyi kaçırmamak için ne yaptım? Short pozisyonuna atladım ve stop seviyemi boyun çizgime koydum. Bekledim. Evet stop olduk. Peki daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Burada bir düzeltme yaparak, evet burada bir düzeltme yaparak burada stopları, likitleri, her şeyi alıyorlar ve aşağı yönlü devam ediyorlar. Peki ben burada ben burada nasıl olacak da altın oranımı sağlayacağım? Hemen Fibonacci'mi alıyorum. Fibonacci'mi en üst tepeden en alt tepeye doğru çekiyorum. Bakın burada altın oran seviyem kendini gösteriyor arkadaşlar. Hemen dikdörtgenimizi alalım. Bakın burası bizim altın oran seviyemiz. Evet. Daha sonra Fibonacci'yi kapatalım. Tamam bizim için yeterli. Görüyorsunuz altın oran seviyesine sürekli gidip gelmiş. Yön tayin etmeye çalışmış. Yukarı yönlü kırılım olsaydı belki devam edebilirdi. Ama yön net bir şekilde aşağı yönlü kırılım geliyor arkadaşlar. Zaten şuradaki mumla birlikte artık aşağı yönlü hareketlerin gidebileceğini sinyalini verdi. Yani burada görüyorsunuz 5 dakikalık time güzel bir analizle aslında trendin bozulduğunu net bir şekilde sinyalini alıyoruz. Peki 15 dakikalık time frame'e 30 dakikalık time frame'lere 1 saatlik time frame'lere baktığımız zaman görebilir miyiz? tabii ki görebiliriz ama açıkçası 4 saatlik ve günlük zaman dilimlerinde bunu görmemiz çok da olası değil arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an 15 time frame'deyiz ve net bir şekilde artık bu hacimli mumları vesaire birçok detayı daha net bir şekilde görebiliyoruz. 5 dakika zaman dilimine net bir şekilde çizgileri çektik. Her şey onaylandı. Bakın buradaki boyun çizgisi net bir şekilde kırılımı kendini gösteriyor. Daha sonra bir düzeltme ve daha sonra buradaki hacimli bir iki mumlu arkadaşlar yön artık aşağı doğru gittiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki burada ben yapmış olduğum bu analizin sonunda ufak bir analizin sonunda bir de ekstra olarak trend flex algı indikatörünü açtığım zaman arkadaşlar 15 dakika time frame'de aslında çok nokta yerde bir sel geldiğini aslında çok güzel bir bölgede kırılımın geldiğini görebiliyorum. Bakın burada bir buy sinyali birlikte aslında trendi yukarı yönlü taşıyoruz. Ve burada da sell sinyali birlikte hala trend aşağı yönlü taşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama tabii ki çok fazla da riske gerek yok. Yani ee, nokta atış atmanız mümkün değil. Şöyle de olabilir onu da söyleyeyim ben size. Buradan sert bir şekilde sert bir şekilde yukarı yönlü bir fitil gelebilir ve buradaki tüm her şeyi buradaki tüm stopları tüm e, bekleyenlik bekleyen lik seviyelerini patlatabilir. Sizin girmiş olduğunuz seviyeye de gelebilir arkadaşlar. O yüzden hiç bu tarz şeylere, maceralara gerek yok. Kar realizasyonu sizin için yeterli ise bence çıkmanız en mantıklısı. Bakın mesela yapmış olduğum her zaman şunu söylüyorum. indikatör göre hareket etmek çok da doğru değil. Yapmış olduğumuz teknik analizlere göre de ekstra indikatörü endekle ettiğimiz zaman burada eğer sizin düşündüğünüz tarafa doğru bir sinyal geliyorsa o zaman en doğru sinyal olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın yapmış olduğumuz analizin sonunda en doğru noktada zaten sinyal vermiş. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, indikatörler size bir fener niteliğinde, bir arabanın farı niteliğinde yol gösterir. Bu yolda burası bir yoldur. Yolda hareket etmek, aksiyon almak tamamen sizin yeteneğinizle alakalıdır arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir short pozisyonuyla işleme girip Pozisyon nokta atışına kadar takip etmek de olabilir. Veya bu kar bana yeterli deyip de çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok fazla sert hareketlerle karşılaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen indikatörü kapatalım. Öncesi de var arkadaşlar. Bakın mesela burada net bir şekilde bir buy signal ile birlikte bakın burada bir buy signal ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin aslında net bir şekilde iki sinyalle taşındığını görebiliyorsunuz. Evet indikatörü kapatalım. Bu arada indikatöre sahip olmak isteyenler bana mail atabilir. Detayları mailde konuşacağız arkadaşlar. Şimdi Yapmış olduğumuz formasyon bu şekilde. ikili tepe formasyonları trenin sonlarında aranabilir. Daha sonra arkadaşlar oba formasyonu aranabilir. Sert bir şekilde zikzak aranabilir. Yani birçok olasılık aranabilir. Ve ben burada ikili tepeyi net bir şekilde gördüm. Takip ettim. Kırılma birlikte arkadaşlar short pozisyona girdik. Tamam bunu geçebiliriz şimdi. Şimdi bugün size güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Hemen şöyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi aslında her zaman söylüyorum. Günlük time frame'e gelirsek. Günlük tariflerinde daha detaylı görebiliriz. Bakın burada çok ciddi bir konsolidasyon bölgesi. Arkadaşlar yatırım yapacaksanız bunda özellikle bir dipnot olarak bir yere not edin. Eğer yatırım yapacaksanız birçok payita olabilir. Yani sadece forex değil, kripto değil. de Nasdaq'da birçok yerde arkadaşlar yatay piyasada uzun süredir takip edilebilen pozisyonlara yatırım yapmanız en mantıklısıdır. Mesela 2023 17 Ağustos 2023'ten beri 0.31'in altına salmamışlar. Yani burası çok sağlam bir destek seviyesi olduğu net bir şekilde belli. O yüzden buralardan mal toplamanız en mantıklısı. Daha sonra hacimli bir kırılma birlikte yukarı yönlü hareketler geliyor işte arkadaşlar. Bu tarz piyasaları kaçırmamanız gerekiyor. Bunlar çoğunlukla ayı piyasaların artık en dip noktalarında kendini gösteriyor. Fiyatın en ucuz olduğu nokta noktalar burasıdır arkadaşlar. Mal toplamaya lütfen buralarda gayret ediniz. Tabii ki burada fiyat düşüyor. Bakın burada da ikili dip formasyonu var. Fiyat burada düşüyor. Şu an ciddi bir desteğe geldi. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketini alabilir. O yüzden dediğim gibi kar razı son cebe yakışır arkadaşlar. Hemen alıp cebe koymamız gerekiyor. Şu an güzel bir indikatörden bahsetmek istiyorum size. Hemen göstergeler ve stratejiler bölümüne girdiğimiz zaman Z-Score Evet bakın burada çok güzel bir indikatörümüz var. Hemen tıklayalım. Arkadaşlar indikatör e, şimdi trendi en azından sizlere yön tayini yapmanızda yardımcı oluyor. Mesela bitcoin açalım. Daha stabil bir coin. Evet bitcoin açtığımız zaman hemen şurada ayarlardan şöyle ayarlardan tabloyu kaldıralım. Benim işime yaramıyor onlar. Labels'ta kaldı. İsterseniz sizler de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben daha çok arkadaşlar e, burada Z skorunda arkadaşlar e, açıkçası histogramı seçiyorum. Histogram daha çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi aslında burada olması gereken mesela bir ağırlıksız hareketli ortalama var arkadaşlar. SMA var gördüğünüz gibi. Şimdi burada olması gereken en iyi noktalardan biri trendin bize net bir şekilde gösteriyor olması arkadaşlar. Sıfır bölgesinin üzerine kendini attığı zaman görüyorsunuz trend hem SMA ile birlikte arkadaşlar yukarı yönlü aslında bir nevi bize trendin net bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bakın burada şimdi bitcoin evet bakın aşağı salmış Hemen bitcoin dominansına bakalım bitcoin dominansı hala yukarıda arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum hemen videonun bu konuyla ilgili başında bitcoin dominansı yukarı yönlü hareketlere devam ederken ve bitcoin aşağı yönlü düşüş sinyali veriyorsa altcoinler şelale olur o yüzden lütfen dikkat ediniz. Arkadaşlar Z score e, trend indikatörü şimdi tabii ki bize en azından yön tayini gösteriyor. Bakın burada trendin yukarı yönlü devam edebileceğini ve buralarda kırılımın geldiğini ve sıfır bölgesinin altına SMA indiği zaman arkadaşlar trendin artık aşağı yönlü hareketlerin gelebileceğini sinyallerini veriyor. Ve zaten de Bitcoin'de o şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın şu an kırılım geldi. Ee, yukarı yönlü kendini atmıştı tekrar arkadaşlar 66.700 seviyesine geldi. Yani aşağı bakın sert bir hareket gelebilir. Aman aman dikkat arkadaşlar. Ee, şu an short pozisyonu daha aktif. Yani açıkçası sert bir düşüş gelebilir. Hemen şöyle Günlük zaman dilimine baktığımız zaman günlük zaman diliminde de aynı şekilde arkadaşlar. Z skor indikatörü bakın tam bu bölgede artık sıfırın üzerine kendini attığı zaman ve ciddi bir burada histogramın hacimli bir şekilde devam etmesi bu trendin bize net bir şekilde hacimli bir şekilde devam edebileceğini gösteriyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz bakın sıfırın da üzerine SMA kendini attığı için burası artık bizim için çok ciddi güzel bir trend olduğunu görebiliyorsunuz. Ve örnekleri tabii ki de gösterebilir farklı konularda. Bele bakalım. Bakın belde de aynısı geçerli. Bakın net bir şekilde trend burada devam ederken burada evet düşüyor zaten düşüş sinyali geliyor. Daha sonra tekrar arkadaşlar sıfırın üzerine kendini atarak bakın bu düşüşte mesela bakın bu düzeltmede aslında bize Z-score indikatörü aslında bir düşüş trendinde olmadığını bir düzeltmenin içinde olduğunu kırmızı vermeyerek gösteriyor. Daha sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen ben şurada ufak bir analiz yapıyordum onu hemen sizlerle birlikte bakalım 5 dakika time frame'lerde. Evet 5 dakikalık time baktığımız zaman arkadaşlar bir takoz formasyonu kendini göstermişti. Bir konsolidasyon olmuştu arkadaşlar. Burada da mesela ikili tepe kendini göstermiş. Hemen şöyle hatta şuradan birinci tepe hızlı bir şekilde çiziyorum. ikinci tepe. Takip edeceğiz arkadaşlar. Takip etmekte kesinlikle faydalı Hemen atlamıyoruz. Boyun çizgisinin kırılması. Daha sonra üstüne burayı kırıldıktan sonra rites yapması. Aynen daha sonra aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Takip etmekte kesinlikle fayda var. Şu an ben takipteyim bakalım neler olacak. Şu an ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareketler gelemiyor. Burada mesela bir likit patlatma operasyonları yaşanmış. Bakalım takip edeceğiz arkadaşlar. Siz zaten Instagram bölgesinde ve Telegram bölgesinde bunları sizlerle paylaşıyor oluyorum arkadaşlar. Evet, şimdi 5 dakika time frame'de zaten düşüş sinyali gelmiş. Hemen 4 saatlik time frame'e baktığımız zaman yükseliş sinyalleri hala geçerliliğini koruyor ama Bitcoin'in sert bir şekilde aşağı salması burayı resmen şelale yapar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Evet arkadaşlar gördüğünüz Z skor indikatörü de bu işe yarıyor. Yani trend takip indikatörü arkadaşlar. Ben en çok trend takip indikatörünü seviyorum. Gördüğünüz gibi buradan bize bir sinyal vererek bizi buradan buralara kadar yani şöyle söyleyeyim 0.61'den 1.13'e kadar taşıdı ve burada bir kırılım geldi. Tekrar düştü, bir düzeltme yaptı ve tekrar yukarı yönlü hareketlerle aslında Trendin devam ettiğini bize net bir şekilde gösterdi arkadaşlar. Bakın bu düzeltmelerde pek fazla kırmızı yakmıyor. Şu sert bir düzeltmede kırmızı yakmış ama tekrar toparlanmış. Yani aslında trendin devam edebileceğini bize gösteren bir sinyal arkadaşlar. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Levera, hemen lever'a bakalım arkadaşlar. Bakın mesela burada da aynen dün aslında bunun da paylaşımını yaptım. Hızlı bir şekilde size göstereyim. Zamanımız iken hemen çok pardon şöyle mesela burada da bakın bu çok güzel bir e, burada da short pozisyonu kovaladık yakaladık karımızı aldık çıktık burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ova formasyonu var ikili tepe formasyonu e, diğerindeydi diğer coin'deydi açıkçası ve e, vergedeydi burada da gördüğünüz gibi trend devam ederken burada Oba formasyonu kendini gösterdi hemen işte grafiklerde bunları görmeniz gerekiyor arkadaşlar şöyle sileyim. Bakın burada aslında net bir şekilde oba formasyonu kendini gösteriyor. Ve boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte, ritesle birlikte aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen sizler için tekrar bir çizeyim. Bakın burası sol omuz. Burası baş. Evet burası da sağ omuz. Aşağı yönlü hareketler. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra rites ve aşağı yönlü hareket. İşte bu ince detayları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen 15 dakika time frame'e 15 dakika time frame'de Bakalım neler Evet bakın 15'deki time frame'de hatta buradaki trendi de kırmış. Ve ek bir sinyal olarak aşağı yönlü hareketlerle devam etmiş. Trendflex algı indikatörü açalım. Trendflex algı indikatörü de tamamen burada değil de bu sefer burada net bir sinyali vermiş arkadaşlar. Ve aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Burada bir buy sinyali yukarı yönlü hareketleri taşımış. Öncesine bakalım. Öncesi de çok güzel detaylı. Evet bakın çok güzel bir buy sinyali de bizi trendten çıkarmamış. Burada sell sinyali vermiş. Tekrar trendin içine girmiş ve burada artık bir oba formasyonu kendini göstermiş ve kırılımla birlikte trendin major trendinde kırılımıyla aşağı yönlü hareketler devam etmiş. Evet arkadaşlar ekstra olarak da şöyle baktığımız zaman hemen şöyle çok ortalık karıştı. Şu histogramı standart yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi trend yukarı yönde devam ederken burada artık kırmızı dönüyor ve trendin yönü değiştiğini net bir sinyalini alıyoruz arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz pozisyonu detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Takip ediyoruz. Instagram'da, Telegram'da paylaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden beni takip etmeyi unutmayınız. Aklınıza takılan sorular varsa mail yoluyla veya yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Veya Instagram'dan, DM'den de ulaşabilirsiniz. Trendflex algı indikatöründe sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bana mail atmanız yeterli. Detayları orada sizlerle birlikte konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.